Sağlıklı Hayat'tan hepinize mutlu sabahlar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Dışarısı oldukça soğuk ve yağmurlu İstanbul'da ama çok başarılı konuklarımın güzel enerjileriyle, tabii ki ekip arkadaşlarımın da muhteşem enerjisiyle biraz içinizi ısıtmaya geldik bir saat boyunca bugün. İlk bölüm konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Murat Koca. Biz kendisiyle kabızlık nedenlerini konuşacağız ve kabızlıkla ilişkili olan hastalıklara değinmeye çalışacağız süremiz boyunca. 0212 625 64 64'ten bizleri arayabilirsiniz. Yine WhatsApp hattımızda bu konulara dair yaşadığınız tüm rahatsızlıklarla ilgili merak ettiğiniz soruları göndererek cevaplarını kendisinden alabilirsiniz. Buyurun yine hep birlikte sohbet ederek her zamanki gibi yayınımızı gerçekleştirelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Çok teşekkürler. Sizi görünce çok iyi oluyoruz. Bayağıdır görüşemedik. Epey oldu. Evet, ne var ne yok, nasıl gidiyor? Aynı koşturma, aynı şekilde. Hastalarımıza gerekli hizmetleri sunuyoruz. Aynı yoğunlukta devam ediyorsunuz. Aynen, kışa merhaba dedik. Evet, kışı sanıyorum siz yine biraz daha yoğun oluyorsunuz. Tabii yoğun oluyor. Bir sene sonu da yine yoğun oluyor. Yani belli olmuyor ama genelde daha yoğunluk artıyor. Evet. Malum kabızlık insanların sanıyorum hayat konforunu çok çok fazla aşağıya düşüren durumlardan bir tanesi ve bununla birlikte tabii pek çok sorunla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ben aslında kabızlık neden olur diye sormak istiyorum size ilk önce. Şimdi kabızlık nedir? İnsanların zor ve geç tuvalete çıkmalarına biz kabızlık deriz. Yani önemli sorunlardan bir tanesidir sağlık sorunlarına. Baktığınız zaman etrafımızda mutlaka bir kişinin veya da çevremizde arkadaşlar mutlaka birisinin bu problemi vardır. Uzun dönemli olabilir ya da kısa dönemli olarak bu şikayetleri vardır. Nedenlerine gelince gene dediğimiz gibi modern hayat. Modern hayat bizi mahvetti. Yani hareketsiz duruma getirdi. Beslenme bozukluğu ortaya çıktı. Maalesef. Ne gibi? Mesela lifli gıdaları daha az tüketmeye başladık. Suyu daha az içmeye başladık. Onun haricinde kilomuz arttı. Kilolar arttığı zaman da her zaman söylüyoruz. Yani en tehlikeli durumlardan bir tanesi. Kabızlık da buna paralel olarak artmaya başladı. Ve çocukluk çağından, hatta bebeklik çağından ta ölene kadarki dönemde mutlaka bir dönemde bizi etkiledi. Çocukluk çağına baktığımız zaman bu kabızlık nedenlerinde özellikle anne sütü. Hep söylüyor hekimlerin hepsi. Anne sütünü mutlaka verin, anne sütünü verin. Normal süt verdiğiniz zaman kabızlık daha fazla olabiliyor. Ya da hazır mamalar verdiğiniz zaman daha fazla olabiliyor. Bu tabii bebeklik çağında. Son çocukluk çağında ise çocuk genelde bir oyun döneminde olduğu için, böyle aktivitelere kendini kaptırdığı için unutuyor. Unutuyor. Unuttuğu zaman da düzenli tuvalete gitmemeye başlıyor. Aile de dikkat etmiyor ise çocuk bu sefer hiç gitmemeye başlıyor. Ve gittiği zaman acıma olmasından dolayı da ertelemeye başladığında büyük problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii ona eşlik eden hastalıklar da ortaya çıkıyorlar. Daha sonraki döneme baktığımız zaman stresler ortaya çıkıyor. Okul dönemindeki stresler. Bunlar da kabızlığı tetikliyorlar. Stres gerçekten ciddi ilişkili değil mi kabızlık? Tabii yani bağırsak hareketlerimizi etkilediği için de her şeyi etkiliyor. Onun haricinde mesela seyahatler. Bir seyahate çıktığınız ya da tatile çıktığınız zaman nedir? İlk gittiğiniz 2-3 gün bir adapte devreniz var. Çünkü alışkanlıklarınız değişiyor, yeme tarzınız değişiyor, hareketiniz değişiyor. Bu da kabızlığı tetikliyor. Bunun haricinde dünyanın en güzel şey hamilelik diyorsunuz. Tabii doğum dönemi. Bebeklerde, annelerde baskıya bağlı olarak da kabızlık artabiliyor. Başka neler kabızlığa neden olabilir? Bunlar için hastalıklar var. Bazı kullanılan ilaçlar, hastalıklar ne gibi? Tiroid bezi problemleri, az çalışması kabızlık sebebi olabilir. Ya da yüksek tansiyon. Yüksek tansiyondaki kullanılan bazı ilaçlar. Diyabet. Yüksek tansiyon ilaçları değil. Diyabet, şeker hastalığı. Şeker hastalığı kabızlığı arttırabiliyor. Onun haricinde bazı sinirsel hastalıklar, sinir sistemine bağlı hastalıklar olabilir. Kabızlığın ayrıyeten Parkinson ve Alzheimer'la da ilişkisi vardır. Birbirine tetikleyen şeyler. Yani onun için toksik etki yapıyor içeride bulunan dışkı diyelim. Ve insan her şeyin etkisi. Ondan sonra nedir? Mesela ben şunu da söylüyorum. Yani kabız olduğunuz zaman tuvalete gidiyor insanlar zorluyorlar. Farz edin beyinde bir anevrizma var ya da küçük bir şey var. Ya da bir tansiyon problemi. Tansiyonlar fırlayabilir. Onlar da problem, sağlıkla ilgili pek çok problemleri tetikleyebilir. Evet. Ve hayatımızı işin içinden çıkılmaz bir duruma getirir. Maalesef. Artı bir de ne var? Mesela bazı hastalıklar dedi, kanser. Yani kanserin bir belirtisi kabızlıktır. Kanser, kalın bağırsak kanserlerinde. Kronik kabızlıklarda bu daha çok öne çıkar. Bazı bağırsak hastalıkları, iltihabi hastalıkları bunlar kabızlık nedeni olabiliyor çünkü kronik uzun devrede. Uzun vadede süren kabızlık o zaman bir alarm verebilir yine vücudumuz verir, değil mi? Biraz böyle hava değişikliğine dediğiniz gibi belki yer değişikliğine bağlı şeyler tolere edilebilir diyebiliriz değil mi? Onlar bir iki günde mesela bir ilaç ya da biraz hareket, gıdanıza biraz dikkat edersiniz, biraz hareket yaptığınız zaman
bir iki günde normale dönebiliyor. Evet, ama dönmüyorsa muhakkak... Dönmüyorsa tabii. Ayrıca bir de mesela diyeyim anatomik bozukluklar. Şöyle anatomik bozukluk deyince mesela dışkılama yapabilmek için karın kasları önemlidir. Onlar çok zayıfsa bu da kabızlık nedeni olabiliyor. Veyahut da kalın bağırsaklar çok uzun veya çok kalınsa bu da aynı şekilde kabızlık nedeni olabilir. Bazı psikiyatrik ilaçlar. Bunlar da kabızlık sebebi olabilir. Aslında bütün vücut sistemimizi etkileyen bir sorun diyebiliriz. Tabii. Biz. Kabızlığa ve hiç de yatsıyamayacağımız, ciddiye almamız gereken yine aynen. Bir problem diye aslında altını çizelim. Tabii hem sağlık problemleri ortaya çıkartıyor hem kalitemizi, hayat kalitemizi düşürüyor. Kesinlikle. O ikisi de ortaya çıktığı zaman, yani kaybettiğimiz zaman da büyük problemler ortaya çıkabiliyor. Tabii ki aslında yani günlük rutinimize bile yansıyacak ciddi konsantrasyon bozukluğu bile yapabilir tabii, diye düşünüyorum değil mi? Ağrılar yapıyor, şişiyorsunuz, evet. Konsantre olamıyorsunuz. Yani seyahattesiniz, düşünün ya tatile gittiniz. Bir anda böyle 4 gün gittiniz, ikisi gününü attınız. Çünkü örnek verir mesela. Evet. Öyle ciddi bir durum varsa. Tabii o zaman belli çözümler aramak gerekir. Evet. Aslında böyle durumlarda böyle hemen doktora başvuramıyorlarsa böyle önerebileceğiniz kısa vadeli çözümler tabii. Var mıdır bir doktora gidene kadar? Tabii. Şimdi o zaman kabızlığın tedavisi nasıl olmalıdır? Evet. Ne şekilde yapılmalıdır? Ona baktığımız zaman şimdi bir basit kabızlık var. Bir de daha komplike olan kabızlıklar vardır. Basit kabızlıklarda yani arası herkes olabilir. Yani siz de olmuş, ben de olmuşum. Herkes de mutlaka olmuş. Bir iki gün süre. Olabilir yani bunlar. Şimdi basit kabızlıklar olduğu zaman nedir? Yeme alışkanlığımıza dikkat ederiz. Hareketimize dikkat ederiz. Mesela lifli gıdaları tüketmeye çalışırız. Onun haricinde nedir? Mesela bir kuru kayısı, kuru erik, kuru incir. Bunun gibi gıdaları hani bir iki tane aldığımız zaman bunları mesela akşamdan suya koyarsanız sabahleyin onları yiyip suyunu içtiğiniz zaman bu gitmenizi sağlar. Tuvalete rahatlıkla gitmenizi sağlar. Kahvaltıdan önce yani yine daha çok işe yaradığını okumuştum ama tabii. Bunun doğruluk payı var. Yok tabii. Mesela zeytinyağı mesela tavsiye ediyoruz. Ne de zeytinyağını bir iki kaşık kadar için rahat tuvalete gitmenizle kefir. Çünkü o da probiyotik olduğu için bağırsaklarınızı daha çalıştırır. Evet. Su. Mesela insanların çoğu yeterli su almıyorlar. Su içiyor musun? İçiyorum. Ne kadar içiyorsun? Evet, bunu da günlük koşturma önemli. Arasında aslında tabii. Çok ihmal edebiliyoruz, farkında olmayabiliyoruz. Tabii. Ya da fazla çay kahve tükettiğimizde sanıyorum çok ihtiyaç duymuyor olabiliyoruz. Şimdi şöyle, hayır. Şimdi şimdi en büyük hatadan bir tanesi çay kahve tükettiğiniz zaman diüretik dediğimiz yani idrar su evet. Attırıcıdır. İnsanlar ekstra su alması gerekir. Muhakkak, biz evet. Basit bir hesaplamaya şöyle diyoruz, kilo çarpı 3 gibi diyoruz. Yani diyelim kilonuz 50 kiloysa 3'te 1,5 litre almanız gerekir diyoruz su olarak. Yani alın bunu ki yeterli. Ben şunu söylüyorum, sabah kalkar kalkmaz bir bardak ılık su mutlaka için, akşam da yatmadan için. Çünkü bazı çalışmalar diyor ki gece yatmadan önce içilen bir bardak su kalp krizini %25-30 azaltıyor diyor. Yani vücut çünkü suyun düşünün 8 gerçekten. Saat boyunca soluyorsunuz ve hareketsizsiniz, su kaybediyorsunuz, farkına varmıyorsunuz. Evet. Yani farkına hiç var, terleme olabiliyor, hani idrar torbası doluyor, bu şekilde kaybınız var. Yani yeterli su almanız, ben diyorum bir bardak sabah, bir bardak ara öğün gibi, bir öğlen her bir... Günde en az 6 bardak rahatlıkla içebilirsin. O da 6 bardak, her bir bardak 250 dese 1,5 litre eder. Evet. Yani sıvımızı alırız, almamız gerekiyor. Yani onun haricinde gıdalardan alabiliriz. Mesela salatalıkta çok vardır, kabakta çok vardır. Yani gıdaların sıvılarından da faydalanırız. Evet. Biraz artık. Daha yeşil sebzeler o halde tüketmekte. Tabii mesela kereviz, mesela en önemli şey diyet dedik. Mesela diyet önemlidir bu kabızlığın çözülmesinde. Bamya, yeşil fasulye. Ondan sonra bunun gibi gıdalar bağırsakları çok daha rahat çalıştırırlar. Mesela bunlara daha fazla salatalar, insanların özen göstermesi. Her öğünde küçük bir salata yeme çok basit. Alıp doğrayıp yiyecek bu kadar basit. Evet. Yani bunlara dikkat ederlerse daha rahat. Hareket mesela. Büro işi yapıyorsunuz, hep oturuyorsunuz. Sabah 9'da büroya giriyorsunuz, akşam 6'da çıkıyorsunuz, arabanıza biniyorsunuz, asansöre alıyorsunuz, evinize gidiyorsunuz. Haftanın rutini bu. Vaktiniz varsa hafta sonu, bir hafta sonu kahvaltıya gideyim diyorsunuz. Hafta sonu oturuyorsunuz gene kahvaltıda, yürüyüş bile değil, 3 dakika yürüyorsunuz. Yani genelde böyle pasif bir hayat, pasif hayatta her şeyi tetikliyor. Yani ne yapın? İş yeriniz diyelim 3. 4. kattaysa oradan merdivenle çıkın. Evet, asansör kullanmayalım. Tabii, arabanızı park ettiniz, dur eve çıkmadan bir 10 dakika yürüyeyim deyin. Ya da öğle tatilindesin, bir 20 dakika yarım saatinizi kendinize ayırın. Büroda oturup bir kahve içip bir sigara içene kadar çıkın dışarı bir yürüyüş yapın. Yani bunlar bağırsakların hareketlerini arttıran şeylerdir. Ama bunlar basit kabızlıklar içindir. Mesela komplike kabızlıklar dediğimiz şeyler altında yatan bir hastalık varsa bu hastalığın mutlaka çözümü gerekir. Bizim her zaman dediğimiz şey koruyucu hekimlik önemlidir. Onu yapacağız. Ancak kronik kabızlık varsa nedene yöneleceğiz. Diyelim bir tiroid problemimiz var. Tiroid çalışmıyorsa o problemi çözmemiz gerekiyor.
aldığımız ilaçlar kabızlık nedeniyse o ilaçların başka alternatif ilaçlara değiştirilmesi gerekiyor. Onu yapacağız. Şeker hastalığımızın dengelenmesi gerekir. Onu dengeleyeceğiz. Onun haricinde diyelim ki çok uzun bağırsaklar durmadan dolanan bağırsaklar varsa, yani geniştir, çok uzundur. Bu sefer bunlar ameliyat gerektirebiliyor. Yani cerrahi müdahaleler bazı kabızlıklarda gerekebilir. Ya da diyelim bir Allah etmesin kanser gibi durum varsa onun çözümü zaten cerrahidir. Ekstra başka tedavi ama mutlaka oradaki sorunu ortadan kaldırmamız gerekir. Onu kaldırdıktan sonra çözüme zaten ulaşmış oluruz. Yani çözümü olabilecek, rahatlıkla yapılabilecek bir durum. Ama insanlar yeter ki doğru yerde, doğru şekilde çözüme arasınlar ve bulsunlar. Kesinlikle ve aslında en önemli basamak ihmal etmesinler. Yani ihmal öyle. Mesela son şeyler diyor ki kabızlık Parkinson'u tetikliyor. Çünkü bazı enzimatik yapılar, protein bozukluklar olduğu için tetikliyor. Aslında aklımasına. Geri dönüşü belki olmayacak yollara tabii. Girmiş olabiliyoruz. Ufak tabii. İhmalkarlıklarımız tabii. Sonucunda. Ya küçük mesela bir polip var. O da sebep oluyor. Büyük poliptir. Çözüm yap bulmadıysak onu o büyür. Evet. Daha sıkıntılı durumlar ortaya çıkartabilir. Aslında sıkıntılı durumlar demişken biraz böyle hem oraya da gelmek istiyorum. Yani kabızlıkla da ilişkili. Evet, hem ilişkili hem de aslında bazen hemoroid sandığımız bizim belirtisinden çünkü kanama evet ikisinin de ciddi belirtisi olduğu için ama doktora başvurduğunda insanlar kanserle karşı karşıya kalabiliyorlar. O yüzden bu çok önemli bir konu. Onu soralım size. Hemoroid nedir ve bu ayrımı nasıl yapabilir insanlar? Hemoroid doğal bir yapıdır. Her insanda bulunan. Bağırsakların en son bölümü olan anüs bölgesi dediğimiz o 4-5 santimlik kısımda yer alan küçük yastıkçıklardır. Bu yastıkçıklar normalde oradan gaz kaçışını ve büyük abdest kaçışını önlerler. Hemoroid bunların ismidir. Orada bir halka gibidir. 3 tanesi büyük halkadır ve küçük halkalar vardır. Yani ben bir kolye gibi diyorum kabaca. Ya da bir örümcek ağabey gibi diyelim. Bir birleşim noktaları vardır. Orada bir yumaklaşma vardır. Bu şekilde olan yani gaz ve gayta çıkışına mani olan bir oluşumdur. Yani kaçakları önleyen. Şimdi buradaki yapılar bozulduğu zaman kabaca bir varisleşme gibi bir durum olur ve ne olur? Gaz problemleri ortaya çıkartabilir. Pek çok problemler ortaya çıkartabilir. Hastalık ortaya çıkar. O zaman da biz deriz ki hemoroid hastalığı. Evet. Ya da halk ne diyor? Bağırsak diyebiliyor. Veyahut da mayasıl derler gene halk arasında ya da meme derler. Orada memem var derler. Yani aslında biraz önce söylediğiniz sebepler hayatımızın içine çok girdiği için bence böyle hemen hemen etrafımızda böyle 3-4 kişiyle sohbet ettiğimizde en az bir tanesinde bu sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii. Son yıllarda sanki giderek bu da bir ivme kazandı diyebilir miyiz? İvme kazandı, evet biraz artış oldu, ivmesi oldu ama bir insanlar hadi biraz daha bilinçlenmeye başladılar bir diyorum ama oldu. Diyemiyorum da çünkü düşündüğüm zaman çok geç de geliyorlar bize. Evet o aslında yani. Ben buna da çok denk geliyorum. Bizim tabii. Seyircilerimizdeki geri dönüşlerde de çok denk geliyorum. Doktora başvurmakta çekiniyorlardı aslında neden? Bu konularda. Çekinme bu var. Algının kırılması gerekiyor. Ya i̇ki neden var. Şimdi çoğu insan diyor ki soruyor. Ayşe'ye soruyor, Fatma'ya soruyor. Diyor ki bende de var diyor. O zaman insan bilinçlandı diyor ki bu diyor normal bir şey demek ki diyor. Kesinlikle. Yani diyor ki tamam hemoroid demek herkese oluyor, geçiyor, oluyor, geçiyor diyor. O zaman normal bilinçlandı normalleştirmeye başlıyor. Evet. Artı bir de utanma duygusu devreye giriyor. Utanma duygusu devreye girdiği zaman ya boş ver hekime ne yapacaksın diye. Bir de sağ olsun internet her tarafta olduğu için maalesef, bir gireyim bakayım diyor. Yani ne vardır ona bakarım ben çözümü kendim yaparım diyor. Gidip hiç hekime muayene olmadan gidiyorlar, belli ilaçları da alıyorlar. Etkili olabilenleri var, olmayanları var. Ama biraz anlık çözümler bunlar aslında yani. Tabii hemoroidlerde bunlar anlık çözümdür. Birincisi şu yani hemoroidlerin bir gruplaması vardır. Evet. Yani ne tip hemoroid olduğunu bir kere ortaya koymak gerekir. Bir. İki, bu hemoroid mi değil mi onu ortaya koymak gerekir. Evet söylediğimiz ondan gibi sonra çok farklı işte, bir şey de çıkabilir. Tabii ondan sonra çözüm gerekir. Yani hemoroidleri biz mesela halk arasında erkek ya da dişi diyebilirler. Çünkü niye? İç hemoroidler görünmedikleri için ya da daha geç dönemde göründükleri için onlara dişi derler. Dış hemoroidler çok erken dönemde görülebildikleri için yani dış kısımda genelde yer almalarından onlara da erkek hemoroidler derler. İç hemoroidlerde mesela 4 devresi var. 1, 2, 3, 4 diye. Birinci devrede hiç görünmez. İkinci devrede bir meme görünmeye başlar ama kendiliğinden içeri girer. Onu tamamen çok dikkat ederseniz ya da kındığı zaman hasta görebilirsiniz. Üçüncü devrede nedir? Bu çıkar. Biz parmakla bir şekilde içeri iter kişiler yani. Dördüncü devrede ise dışarı çıkar hiç içeri girmez ve çok acılıdır, evet. Ağırlıdır. Peki ilk evrede belirti verir mi hastaya? İlk evrede hiçbir belirti vermeyebilir ya da bir kanama verebilir. Ağrısızı yapmaz iç hemoroidler. Şimdi iç hemoroidler genelde ağrı olabilir.
kanama olabilir ya da bir meme görünebilir. Üç temel özelliği ya da bir kaşıntı olabilir. Çünkü aradan olan sızıntılardan bunlar görülebilir. Dış hemoroidlerde ise bir meme görür ya da çok ağrısı vardır. Çünkü oradaki damarlar tıkanmasına bağlı olarak bu komplikasyonlu hemoroid diyoruz biz. Yani bir pıhtı oluşur. O direkt olarak ağrı, insan der ki oturamıyorum, o kadar ağrıyor ki der. Evet. Dış biraz daha ağrıyla kendini belli eder. Peki kanama olduğunda yine böyle nasıl panikleyebilir insanlar? Bu kanamanın boyutunu birazcık dinleyelim size. Tabii kanama şöyle, yani hemoroidde biraz daha tipiktir kanama. Mesela tuvalete gittim, bir anda böyle patlar tarza gördüm. Böyle her taraf kan içinde kaldı. Yani kırmızıdır kan daha fazla. Ya da tam büyük abdestini zorlar. Büyük abdest çıkmadan önce, yatıştıktan sonra tıp 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 böyle bir damla şeklinde kan düşmeye başlayabilir bu şekilde. Ama kesinlikle fark edilebilecek nitelikte bir kanama olur. Tabii fark edilebilecek niteliktedir. Yani mutlaka fark ederler. Yani onu önemsemiyorsa diyebileceğim bir şey yok. Yani o zaman insanlar imkansız bir şey. Evet. Peki o korktuğumuz eğer kanser gibi bir durumsa yine bu şekilde bir kanama olur mu? Olabilir. Şimdi alt bölgenin kanserlerinde aynı şekilde olabilir. Ya da telenjektez dediğimde bir takım böyle çok fazla damarlaşmalar olabiliyor orada. Yani hemoroid yoktur. O da gene büyük abdest geçerken orayı yırtar. O da aynı şekilde kanama yapabilir. Yani kendilerinden ziyade kendileri bir şüpheye düşebilir. Yani hemoroidim var. Meme görürse tamamen daha emin olabilir. Ama mutlaka bir hekime gitsinler. Yani her kanama dikkate alınması gerekir. Her kanamada hiç ihmal etmemek gerekir. Tabii ek tetikler yapılması gerekebilir. Yani bir muayenedir. Gerekirse bir oradan bir kamerayla girip bakılmasıdır. Bu rektoskopi dediğimiz ya da bir kolonoskopi dediğimiz şeyle bakılması. Çünkü hemoroid var diyebiliriz ancak yanında eşkeden bir şey var mı yok mu onu ortaya koymamız gerekir. Tabii bu da olabilir değil mi? Bu hemoroid varsa tedavisi daha basittir. Ama komplike bir durum varsa tedavisi daha zor. Aslında hasta size böyle şikayetlerle geldiğinde neler yapıyorsunuz? Tanısı nasıl konuyor bunu da biraz dinleyelim. Tabii önce hastayla konuşmak. Hastayla konuşacaksınız bir kere ne olduğunu. Size anlatacak hasta. Şöyle oldu, şöyle oldu, şu oldu. İşte meme gördüm, şunu yaptım. Ondan sonra şu ilaçları denedim diyebilir. Önce bir anamnez edeyim. İşte onunla hastaya konuşup onu almamız lazım. Ondan sonra da muayene etmemiz gerekiyor. Şimdi hastaların korktuğu şey, doktora gideceğim işte ya parmakla. Öyle bir şey değil. Yani her hasta çok ağrısı olan zaten o şekilde muayene edilmez. Yani bir görmektir. Gerekse bir kamerayla, gerekse anestezi altında bakılabilir. Yani aslında bu şekilde. Muayene şekli bile bu hastanın şikayetlerine göre tamamen değişir. Tabii, değişir tabii. Yani değişir. Yani onun için de korkmasınlar, çekinmesinler. Yani sebepler varsa mesela hemoroidle ilgili sebeplerin ortadan kaldırılması gerekecektir. Bunları yani o da aynı şekilde kabızlık yapan sebeplerin hepsi gene hemoroidleri tetikleyebilir. Evet. Ama bir de genetik sebep vardır mesela. Onu değiştiremezsiniz. Hayat tarzını düzene sokabilirsiniz. Beslenmeyi düzene sokabilirsiniz ama genetik yapıyı değiştiremiyorsunuz. O zaman yatkınlık ciddi rol oynuyor diyebilir misiniz? Yani pek çok hastalıklı oldu. Bunda da yatkınlık oluyor. Ailesinde varsa kendinden mutlaka çıkıyor. Biraz o zaman koruyucu hekimlik dediğimiz kısım burada devreye girse, eğer bu genetik yatkınlığımız varsa hayat tarzımızı biraz daha hassasiyet göstererek şekillendirirsek sanırım risk faktörlerini de indirebiliriz. Yani ben her zaman diyorum 3 ne diyorum, neyi, ne zaman, nasıl. Her şeyi bunu hayata tatbik ettiğinde her şeyde ne, ne zaman, nasıl. Üçlü kural bu. Bunu yaptığınız takdirde gayet iyi olur. Neyi ne zaman yapacaksınız, neyi yapacaksınız, ne şekilde. Yani bunu uygulasınlar. Artı küçük olan şeyleri önemsiz deyip ertelemesinler. Gerekli tedavi yöntemlerini uygulasınlar. Evet, o doğru zamanı kaçırmamak çok tabii, kıymetli değil yani mi? Önce bir koruyucu hekimlik olacak. Yani muayeneler olacak, olmadığın ortaya çık. Eğer öyle bir durum varsa tedaviye geçeceğiz. Tedavi yöntemleri nelerdir mesela nedir? Önleminizi aldık. Mesela kabızlıkla ilgili önlemler, işte ondan sonra ilaçlarınız, şunlar bunlar derken beslenmenizi düzenine soktunuz. Hala diyelim orada belirtiler. O zaman nedir? Her şey ameliyat değildir. Mesela insan gideceğim ameliyat mı olacağım? Gideceğim ama hayır. Yani erken dönemde birinci derecede, ikinci derece olanlar bir ilaç tedavi edilebilir. Belli bir oranda ilaca cevap verirler. Uygulanır. Bunlar nedir? Ağızdan alınan bazı ilaçlar vardır ya da anüsten verilen bazı fitiller vardır, kremler vardır. Bunlar uygulanarak tedavi edilebilir. Eğer ki bunlar etkili olmuyor ise işte o zaman cerrahi devreye girer. Cerrahi de bugün epey bir aşamaları oldu. Tabii bundan bir 30 sene öncekiyle şimdiki arasında fark olmakla birlikte gene 30 sene önceki yöntemler aynı şekilde uygulanabiliyor. Neden? Çünkü bazı vakalarda klasik yöntem en iyi yöntemdir gecikmiş vakalarda. Yani bir lazer uygulasanız bile tam etkili olmayabilir. Fayda göremeyecektir. Tabii. Yani şimdi mesela ne yapıyorlar? Bir ligasyon diyoruz. Mesela bağlama yöntemi diyoruz. İç hemoroidler için bu yapılabiliyor. Bunlar tabii belli bir oranda yenilemeleri olabiliyor. Ondan sonra lazer uygulaması olabiliyor.
Bunlar etkili oluyor ama bazen deri fazlalıkları kalabiliyor. Aslında diyor ki olmadın mı acaba diyebiliyor. Klasik yöntemde de bunların hepsini alabildiğiniz için daha rahat sonuç alabilirsiniz. Lazer uygulamaları uygulama olarak biraz daha hasta için rahat, konforlu diyebiliriz. Tabii yani lazer daha konforlu. Yani yaptığınız zaman ertesi gün rahatlıkla işine. Öbür yöntemler de giderler işine ama biraz daha hassasiyet fazla olabilir. Ama yine o zaman burada zaman çok kıymetli değil mi çok hocam? Çünkü erken teşhis, erken tanı konulduğu zaman bu uygulamalarda etkili olabiliyor. Tabii mesela ama diyelim 4. devrede bir şey. Orada lazerden ziyade klasiğe biraz daha yönelmek zorundasınız. Ya diyelim ki dış hemoroid böyle komplikasyon, pıhtı oluşuyor. O pıhtıyı almak zorundasınız. O pıhtıyı alın. Hatta lokal anestezi de bile 5 dakikada yapılabilir. O pıhtıyı aldığınız anda hasta zaten rahatlıyor. Ağrısı geçiyor, sızı geçiyor, rahat oturabiliyor. İşine bile direkt dönebiliyor. Yani onun için hangi tip hemoroid olduğunu tespit edeceğiz. Onun ayrıca tanısını yapacağız. Yani kanser midir, başka bir şey var mıdır, yok mu? Onu ayrıca tanı yapacağız. Sonra tedaviye geçeceğiz zaten. Hangi tipse ona göre tedavimizi yapacağız. Evet. Peki eğer klasik yöntem ise işe güce dönme, normal rutine dönme ne kadar zaman alır? Ya şimdi ertesi gün bile dönebilir. Bazen öğretmenler gibi işte fazla şeyimiz yok diye ama öyle bir şey var. Ben diyorum mutlaka bir cuma günü olsanız ameliyat. Cumartesi pazar dinlendim. Pazartesi dönemde tabii hassasiyet olacaktır. Çünkü çok geç gelenler ama erken gibi gelenler ikinci derece iç hemoroidse onlarda ağrı daha azdır. Çünkü siz dış deriye dokunduğunuzda hassasiyet ortaya çıkar. Çünkü sinirlerin duyarlılık orada var. İçteki hemoroidlerde duyarlılık yoktur. Dıştakilerde dış kısmında daha fazla ama bizim insanlarımız dediğim gibi hep geç geliyorlar. Maalesef. Öyle oldu. Dışarıda dokunmak zorunda kalıyorsunuz. Tabii lazerde daha az ağrılıdır. Ötekilerde biraz daha hassasiyet daha fazladır. Ama biz ona yönelik ilaçlar zaten verir. Çünkü ağrı eşiği dediğimiz bir şey vardı. Herkesin ağrı eşiği farklıdır. O zaman da nedir? Bir ilaç, iki ilaç, üç ilaç verebilirsiniz. Kontrol altında tutarsınız. Tabii diyetini de yapacak. Belli bir diyet programı da veriyoruz. Tabii bu durumdan sonra ciddi bir yaşam tarzı değişikliğine gitmesi şart değil mi ameliyattan sonra? Yani değiştirmek zorunda. Yani yeniler mi? Aynı yerden yenileme olmasa bile. Çünkü biz bir halka gibiydik. Çünkü biz hasta olanları alırız. Hasta olmayanlara dokunmayız. Hasta olana dokunulmaz. Evet. Hasta olmayanlardan hastalık ileride ortaya çıkabilir. Yani o yüzden risk faktörleri devam ediyor. Tabii her zaman var. Siz mesela ameliyat oldunuz, her şey güzel, hiçbir şey umursamıyorsunuz. Mesela baharatlı, çok acılı yemek, baharatlı yemek, asitli şeyler yemek bunlar da hemoroid tetikleyen şeylerdir. Evet. Şimdi aynı hayat tarzına devam edin. Gene kabızlıklarınız olsun. İseller de mesela hemoroidleri ortaya çıkartabilir, arttırabilir. Yeniden başka bir yerden ortaya çıkabilir. Onun için dikkat etmeleri gerek. Yani yediğine işine dikkat edecek. Hayat tarzını düzene sokması gerekecek. Bunları yapması gerekir. Evet. Maalesef en azından değil mi o yaşadıkları cerrahi müdahaleden sonraki ağrılara, sızılara değsin en azından. Bir ders alalım ve ikinci bir operasyonla karşı karşıya kalmak zorunda kalmayalım. Peki böyle sürenin sonuna gelirken ben her konuya değinmek istiyorum. Biraz anal fistülü sormak istiyorum size. Tabii, konular çok uzun. Gerçi kısa gibi görünüyor ama gerçekten şeyler yani uzunlar. Gerçekten uzunlar evet. Yarım saat, bir saat, belki saatlerle konuşmak gerekebilir. Kısaca anal fistül dediğimiz şey çatlak. Yani anüs bölgesi, makadın son bölgesinde orada ortaya çıkan çatlaklar. Bunlar zorlamalara bağlı olarak özellikle ortaya çıkabilirler. Çocukluk, bebeklik döneminden, çocuk döneminden bile yani çünkü tutuyor büyük bir yaş hatta. Yok diyebiliriz o zaman. Yok ama genelde 30 yaşından sonra daha fazla, 40 yaşından sonra daha fazla görülebilmekte. Hepsinde ortaya çıkabilir. Çıktığı zaman da tedavi yöntemleri çok zor değil. Yani basit bir diyelim ki bir ilaç tedavisi olabilir. Tabii önlemlerimizi alacağız, kabızlığı önleyeceğiz, pek çok önlemize koruyucu ekimimizi yapacağız. Hayat tarzımız üzerine soktuktan sonra nedir? Kremlerle, erken dönem fistülü çatlaklarda kremler, lokal ilaçlar etkili olabilir. Ancak onlar etkili olmadığı zaman botoks uygulaması yapılabilir. Oradaki çünkü istemsiz bazı kaslar kasılı kalabiliyorlar. Onları relax edeyim, yani daha böyle gevşek duruma getirmek gerekir. Onun için botoks uygulaması etkili olabilir. Eğer onda da şey yoksa lazer ya da klasik cerrahiyle orada kasılı olan kasların temizlenmesi sonucunda tedavi edilir. Unutmayalım bu fissürlerde yani çatlaklarda belli bir oranda kanserleşme de olabilir. Hemoroid kansere dönmesi değil olmaz. O çünkü karışabilir sadece kanserlerle. Ancak fissürler kansere dönebilirler. Bu riskler vardır. O riski var her zaman için var. Onun için. Peki tipleri var mıdır? Fissürlerde yok ancak fistüllerde var. Fistül daha farklı bir şey. Fistül ise orada o bölgede oluşan tünelleşme diyoruz. Yani cilt ile bağırsaklar arasında bir tünel oluşuyor. Sebep de orada bir apse ya da bir iltihabi durum olur. Apseleşme yani bir cerrahi toplanması vardır.
O patladıktan sonra ya dışarıya patlayabilir ya da içeriye doğru bir yol bulabilir. Onun neticesinde fistül dediğimiz durum ortaya çıkar. Evet. Bunun çeşitleri vardır. Yüksek fistül ya da alçak fistül şeklinde olabilir. Tedavileri daha farklıdır onun. Yani ilaçlar etki etmez. Direkt cerrahi mi? Direkt cerrahidir. Ancak fistülü diyelim gördük. Fistülografi dediğimiz bir şey işlem yaptık. Yani MR çektiririz biz genelde. Yani yüksek olduğundan şüphelendiğimiz. Çünkü onunla beraber oradan bir madde verilir. MR çekilir, bakılır yükseğe gidiyor mu, nereye gidiyor diye. Ondan sonra da tedavisine geçilir. Tedavisinde ise diyelim ki o fistülün olduğu yer kazınarak çıkartılabilir. Ya da içten bir doku döndürmesi ameliyatı şeklinde olabilir. Ya da en etkili yöntemden bir tane seton dediğimiz, oraya bazı iplikler konulur ve belli dönemler sıkılaraktan o fistülün alttan yukarıya doğru iyileşmesi sağlanır. O biraz daha uzun yöntemdir. Ama etkili bir yöntemdir. Etkili diyebiliriz. Tabii bazen tıkaç uygulaması da olabilir ama tıkaç uygulamalarında yenilemeleri daha yüksek oluyor onlarda. Yenilemeleri oluyor. Tabii fistüllere dikkat edilmesi gereken konu kanserleşme. Peki fistüllerde yaşın bir önemi var mıdır? Yani her yaşta olabilmekle yine birlikte yani hijyene dikkat etmeyen kişilerde, ondan sonra kilolu kişilerde, dar kıyafet giyenlerde daha fazla olabiliyor. Yani orada iltihap oluştuğunda bir abse olduğu zaman hepsinde olabiliyor. Yine karşı karşıya kalabiliyorlar. Tabii, o şekilde. Evet, peki hiç kapatmam gerekiyormuş. Biz süremizin sonuna geldik. Ve sizi en kısa zamanda tekrar bekliyoruz. Çünkü hakikaten çok uzun bir konu ve çok çok önemli bir konu. Sık olan bir konu. Ve evet, çok sık karşılaşılan da bir konu. Çok teşekkür ederiz bize bilgi verdiğiniz için. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, biz ilk bölümümüzün sonuna geldik. Genel cerrahi uzmanı operatör Doktor Murat Koca konuğumuzdu. Bu bölümde biz kabızlık ve kabızlıkla ilişkili hastalıkları konuşmaya çalıştık. Kısacık bir reklam arasına gidiyoruz ama lütfen bizden ayrılmayın. İkinci bölümde Oğuzhan Çalışkan bizimle birlikte olacak. Saç çekimini konuşacağız efendim. Cem TV'den Cem'e gönül verenlere özel bağlama kampanyası. Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Bir adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu harika bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap, ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek.
Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlama da siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde kolaylaştırılmış bağlama çalma tekniklerini içeren CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti bulunmaktadır. Sizler için hazırladığımız bu setle hayatınızda elinize hiç bağlama almamış olsanız bile kursa gitmeden, kimseden ders almadan hangi yaşta olursanız olun, ister 7 yaşında, ister 70 yaşında olun, sadece 3 ayda bağlama çalmayı öğreneceksiniz. Bu setle ister kendiniz çalışın, ister çocuklarınız, ister anneniz, ister babanız. Bağlama çalmanın güzelliğini sizler de yaşayın. Bir bağlamada sen al kampanyamıza destek vererek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bağlamayla tanıştırın. Yarının ozanları, yarının aşıkları bu setle yetişsin. Sizler de kültürümüzü yaşatmanın gururunu yaşayın. Cem'e gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde bir adet maun bağlama, bir adet koruyucu kılıf, bir adet yedek tel takımı, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti bulunmaktadır. Haydi! Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. İkinci bölümümüzdeki konuğumuz özellikle beylerin son yıllarda sanıyorum hanımların da çok merak ettiği bir konu. Saç ekimi uzmanı Oğuzhan Çalışkan bizimle birlikte. Biz bugün kimlere saç ekimi yapılır, saç dökülmesi neden kaynaklanır ve tabii ki saç ekim sürecindeki son teknikleri öğreneceğiz kendisinden. 0212 625 64 64'den bizi arayabileceğiniz gibi WhatsApp hattımıza da merak ettiğiniz tüm soruları yollayarak cevaplarını alabilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben çok iyiyim. Sanıyorum sizi gören beyler bugün çok mutludur yayınımızda. Yani beylere özgü değil de aslında bu konu tamamen saç deyince hanımlar ve... Hanımlar da devreye giriyor ama evet. Sanıyorum ekibi biraz daha erkekler tercih ediyor. Ya evet. Olasılık olarak baktığımız evet. zaman oranlarda erkeklerin tabii ciddi bir oranı var. Onlar biraz daha şanssız bir grup diyebilir miyiz? Yani artık bence bakarsak. Bu bir kader değil. Artık bizler ve bizim hocalarımız, işte bizim gibi bu sektörde devam eden iyi hastanelerimiz bunun artık kader olmaktan çıkarıp artık şans olmasına dönük çalışmalara evet. devam ediyor. Evet, biz aslında fizyolojik hastalıklarda hep zamandan bahsediyoruz. Erken tanı her zaman çok önemli diye bahsediyoruz. Saç ekiminde de sanıyorum erken müdahale yine çok önemli diyebilir miyiz peki? Tabii ki her sağlık sorunu gibi saç ekiminde de öncelikle bunu iyi bir hastanede, iyi bir uzman tarafından, iyi bir hekim tarafından tanı konulup ona göre yola çıkılması onun için tabii ki bir kazanç. Daha doğru bir şekilde yola çıkmış olur. Ha ben bekleyeyim saçımın dökülmesini derse bazen 50'li yaşlara kadar bulabiliyor. Bu sürede zaten saçını kullanamıyorsun. Yani o hayalini kurduğun, hevesini kurduğun saçını tarayamıyorsun. Bu da bir kayıp olmuş oluyor. Evet, kimi zaman kozmetik ürünler tercih ediliyor. Biraz daha görüntüyü dengeleyebilmek için derken daha konforsuz bir hal oluyor tabii ki. Bazen çok komik durumda düşebiliyorlar bu tür kozmetik ürünleri kullanarak. Belirli şimdi ismini vermek istemiyorum. Birçok piyasada ürün var. Yani bazen insana baktığın zaman 100 metreden bile anlayabiliyorsun saçında herhangi evet, bir dış faktör bir ürünün olduğunu görebiliyorsun. Olmuyor. Peki aslında şunu da sormak istiyorum. Bunların verdiği bir zarar var mıdır kendi saçımıza? Bu tabii ürünlerin? Ki mutlak. Bunlar da bir saç, kadınların saçın nasıl kimyasal boyalarla zarar verdiği gibi bu maddelerin içerisinde de hepsinde kimyasal faktörler bulunmaktadır. Bunlar zamanla zaten saç diplerine inerek, saç derisini sertleştirerek orada saçın nemlenmesini, saçın büyümesini, bütün saçla ilgili gelişebilecek her şeyi tamamen aksine çevirebiliyor. Evet, peki dökülme neden kaynaklanır? Ve bu sebepler kadınlara ve erkeklere göre değişir mi? Cinsiyetin bir önemi var mıdır? Evet, şimdi anlatmak gerekirse şu şekilde. Biz hastane olarak, tamamen spesifik olarak bu işin artık tamamen sağlıklı bir şekilde hizmetini sunuyoruz. Dökülmelere baktığımız zaman erkeklerdeki dökülme nedenleri %99 olarak genetik geçişe dayanıyor. Kadınlarda ise bu oran %65'lerdedir dökülme oranı ama kadınlarda da genetiklik birinci oranda sıralanırken ikinci, üçüncü, dördüncü oran dediğimiz hormonal bozukluklar, saçlarına uygulamış oldukları dış faktör ürünler, boyalar, röfleler ve çok kullanılan fönler. Bununla beraber şu anda bir ekol başladı. İşte meyve yemeyin, işte çok şeker, kilo alıyorsunuz. Evet. Bu sefer vitaminsiz kalıyor insanlar. Bunlardan kaynaklı dökülmeler, hızlı kilo alıp vermeler ve tiroide bağlı, işte hızlı çalışan veya az çalışan tiroide bağlı dökülmeler oluşmaktadır. Tabii bunun öncesinde iyi bir tanı koymak için mutlak görmemiz gerekiyor. Evet, hastayı görmeniz, bir dinlemeniz gerekiyor değil mi? Aslında kontrolsüz yapılan diyetler hakikaten organlara zarar verebildiği gibi böyle özellikle çok şikayet ettiğimiz dış görünümümüzü de etkileyecek sorunlara mutlaka. Sebebiyet verebiliyorlar. Tabii biraz artık sosyal medya da böyle çok hayatımızda olduğu için eskiden çok dikkat etmeyen insanlar bile artık dış görünüşlere ekstra dikkat etmeye başladılar. Kesinlikle. Saçlar zaten söylediğimiz gibi yüzün çerçevesi. Direkt dikkat çeken yani direkt, bir şey değil mi baktığımızda? Yani ilk planda baktığımız zaman bir insana yani sorduğunuz zaman yani ilk başta saçlarından aşağı doğru bakmaya başlıyor. Evet. Bizler de saçlara çok önem veren insanlarız. Erkekler olarak. Kadınlar da tabii ki bu konuda çok hassaslar. Kesinlikle. O nedenle doğru bir yerde hizmet almak gerekir. Eskiden bir hocamızla konuşurken amortiye, neden amortiye hep arıyoruz dedi. Yüksek hedefe. Yüksek piyangoyu bulmak varken diyor. Neden amortiye diyor muhtaç kalıyoruz? Çünkü bizim insanlar, biz de onu diyoruz. 3-5 tel ekilsin, sonrasında bana yeter. Hayır, öyle bir şey yok. En büyük hedefe iyi ekibe, iyi hastaneye, kesinlikle. İyi kaliteli ve hijyenli bir yere ulaşmak herkesin bence bu konuda en dikkat edeceği konudur. Hijyen de gerçekten çok kesinlikle. Önemli. Ben de ekstra bunun da altını çizmek istiyorum. Çok fazla merkez var çünkü artık. Ve tabii ki yani insanların bir yaşam kaygısı olduğu için belki maddi durumu da göz önünde bulundurarak tercih ediyor olabilirler ama bu yine çok riskli durumlarla karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verebilir değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Zaten insanların doğru bir yerde, doğru bir ekiple, tecrübeli ekiple, en iyi ekibe ulaşarak bunu yapmasını istiyoruz. Aslında ulaşıldığı zaman aslında çok da büyük paralar ödemeden de bu doğallığa başarılı kavuşabiliyorlar. Tabii ki alınabilecek. Çünkü günümüzde şu anda merdiven altı merkezler birçok yerde mevcut.
devam etmekte. Oralarda kesinlikle birinci olarak hijyen kesinlikle yok. Kalite yok ve tecrübeli ekip, iyi ekip dediğimiz ekip sayıları maalesef yok. Aslında biz bir yer tercih edeceksek, bir merkez tercih edeceksek böyle kriterlerimiz neler olmalı bu konuda? Yani biz şu an günümüzde sözümün başında da belirttiğim gibi spesifik olarak tamamen artık saç ekimi hastanemiz mevcut. Bizim gibi hizmet veren belirli yerlerde mevcut. Bu tür yerlerde daha sağlıklı bir şekilde iyi araştırarak, iyi ekibi, iyi hekimi bularak mutlaka doğruya ulaşacaktır. Zaten kim doğru bir yerde saç ektirirse demin bahsetmiş olduğum büyük hedefe ulaşır. Ama küçük bir yerlerde de amortiye aramakta olanlar da mutlaka ki doğru saçlarını bile yanlış ekimle kaybedebilirler. O halde biz eğer doğru bir merkez, doğru bir ekip tercih edersek başarı oranı oldukça yüksek diyebilir miyiz saç ekiminde? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten öyle bir yerlerden kötü bir sonuç çıkması mümkün değil. Peki ekim teknikleri içerisinde de anlatacağım size ileride. Saçın tutmama oranı da olabilir. Yani bu tür problemler de olabilir. Onlar da ekim teknikleri içerisinde. Tamam, öyle durumlarda da nelerle karşılaşabileceğimizi sizden dinleyelim. Şunu sormak istiyorum ben bir de size. Türkiye artık bu konuda çok da gelişti diyebiliriz değil mi? Ben buna çok denk geliyorum. Yurt dışından da saç ekimi için ülkemize gelen pek çok sayıda insan var. Evet, yani sağlık turizmi denince şu anda zaten yurt dışından ilk akla gelen saç ekim ve plastik cerrahi işlemlerdir. Evet. Saç ekimi şu anda bunların önüne geçmiş durumda. Tamamen Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın merkezi konumunda diyebiliriz İstanbul için. Evet. Peki dökülme tipleri var mıdır? Saç dökülme tipleri erkek tipi dökülme olarak bahsettiğimiz yani erkeklerde olan ve aynı zamanda kadınlarda olan en genel ve yaygın dökülme tipidir. Buna bağlı olarak bazı rahatsızlıklara, hastalıklara ve görmüş olduğu tedavilere, kullanmış olduğu kimyasal ilaçlara bağlı dökülmeler de mevcut. Evet. Peki ekim sürecine biraz gelelim. Kimlere saç ekimi yapıyorsunuz? Burada yaşın bir önemi var mı mesela ya da şu gruba ekim yapmayı tercih etmiyoruz diyebileceğiniz bir grup var mı? Öncelikle dediğim gibi biz burada kişiyi gördüğümüz zaman buna karar veriyoruz. Tabii ki ekim yapamayacağımız durumlar ve saç pozisyonları var. Saç ekim yaşına baktığımız zaman 21 yaş ve üzeri olarak 65 yaşa kadar uzanan bir aralık var saç ekiminde. Tabii her 21 yaşta saç ekimine uygun mu dersiniz? Saçın ön tarafında açıklığı olan 21 yaşında, 20 yaşında olan gençlerimiz var. Tabii bunlara ekimi öneriyoruz. Ama bunun dışında eğer saçında belirli bir alanda sadece seyrelme, incelme varsa öncelikle bir tedavi protokolü başlatıyoruz. Arkasından eğer önüne geçemezsek ekime yöneliyoruz. Kadınlarda ise tam tersi bütün tedavileri deneyerek, bütün testleri yaparak en son ihtimal olarak saç ekimine dönüyoruz. Çünkü kadınlarda genel bir dökülme oluyor. Erkekler gibi böyle saat körfezden açılma, evet tepeden açılma gibi durum nadiren geliyor. Ama kadınların genelinde önden başlayarak arkaya kadar genel seyrelme mevcuttur. Evet, aslında burada yine bir tık şanssızlık devreye belki de giriyor olabilir. Evet, kesinlikle. Evet, peki PRP destekli ekimi biraz dinleyelim sizden. Çünkü PRP mucizesini sağlığın pek çok alanında duyuyoruz biz. Evet. Saç ekiminde de devrede. Evet, PRP'yi özellikle hanımlarda biliyorsunuz ki yüz gençleştirmede, cilt gençleştirmede kullanılıyor. Bazı diz rahatsızlıklarında, işte futbolcularda, sporcularda, omuz rahatsızlığında kullanılıyor. Biz bunu saç tedavisinde kullanıyoruz. PRP'li ekim dediğimiz saç ekimi yapan ve araştıran kişiler de bilecektir ki biz saç ekiminden önce kıl köklerini arkadan tek tek fuye tekniğiyle topluyoruz. Ekilecek alanda minik minik kesiler açıyoruz. Açılan kesilere aldığımız kıl köklerini yerleştirdikten sonra operasyon sonunda oradaki yara sürecinin iyileşimi için mutlak bir PRP enjeksiyonu yapıyoruz. Cilt altında yaparak oradaki yara iyileşimini hızlandırıyoruz. Hani PRP'nin açılımını kaba bir tabirle şöyle anlatabilirim daha rahat anlaşılması için. Gün içinde bir yeriniz kesilebilir. Kesildiğinde bir dakika sonra bakıyorsunuz ki pıhtılaşıyor. Bir gün sonra yara kabuk şekline geliyor. Bir hafta sonra bakıyorsunuz kabuk gitti ve cilt yenileşti. Bunu bilim adamları araştırıyor. Yani bu vücuttaki bu iyileştirme faktörü nedir diye. Bunu sonra araştırdıktan sonra bakıyorlar ki trombosit denen büyüme faktörü. İçerisinde 42 tane büyüme faktörü olan bir insanın kendi vücudunun ürettiği bir büyüme faktörü. Bunu biz saçlı derinin altına enjekte ederek cilt altına oradaki kıl foleküllerini aktive ediyoruz. Ve bu şekilde saçın gençleşmesi. Mucize bir çözümle karşılaşıyoruz. Tabii ki yani güçleniyor bunun, değil mi? Evet, güçleniyor. Bunun tabii ki bir seanslı
Protokolü de çok fazla etki etmemekle beraber en az aldığı zaman 5-10 seansa kadar yıl içinde gidebiliyor. O halde biraz sabırlı olmakta fayda var diyebilir miyiz PRP'yi tercih ettiysek? Yani bütün tedavilerde aslında bu geçerli. Hani tek bir seansta hemen sonuca gitmek gibi böyle bir süreç maalesef yok. Evet, bunun mutlaka idame tedavileri olmaktadır. Evet. Peki PRP acılı bir işlem midir? Ağrılı bir işlem midir? Yani PRP acılı bir işlem değil. Şu şekilde anlatmak gerekirse cilt altına çok minik bir şekilde girerek bu sıvı bırakılıyor. Orada bir hani sinek ısırığı derler ya halk dilinde. Bu şekilde bir küçük küçük böyle acılar hissedebilir ama dayanılmayacak bir acı değil. Çünkü insanlar bunu cildine de yaptırıyor, düşünün hanımlar. Evet. Yani kafa derisi daha sert olduğu için, daha kalın olduğu için acısı biraz daha düşüktür. Evet. Peki bir de growth faktörlü ekim tekniğiniz var. Evet, growth faktörlü dediğimiz Amerika'dan kendi hastanemize özgü yapılmış serumlardır. FDA onaylıdır. Çünkü piyasada birçok growth faktörü adı altında FDA onayı olmayan serumlar mevcut. Ama yine biz tercih ederken buna dikkat etmeleri gerekiyor tabii, o zaman hatırlatalım. Evet, kesinlikle bu konu çok önemli. Bunu da aynı şekilde ekimden sonra, ekim bittikten sonra, operasyon sonunda saçlı deride minik kesiler açık olduğu için kanallar emdirerek bu serumu sürüyoruz. Sürünce zaten kanallar açık olunca sanki enjeksiyon yapmış gibi aşağı kadar süzülüyor. Ve otomatikman oradaki yara iyileşme süreci 10-12 günü bulan yara iyileşme süreci 7 güne 8 güne kadar düşebiliyor. Evet. Daha konforlu bir hale getirmek için bunu kullanıyoruz. Bu growth faktörü aynı zamanda tedavide de kullanıyoruz. Erkeklerdeki ve kadınlardaki 18 ile 35 yaş arasındaki aktif dökülme sürecinde de kullanmış olduğumuz tedaviden birisidir. Evet, aslında burada bir es açacak ve bir tık geriye gidecek olursam ben. Dökülmeyi durdurmak için, geciktirmek için de neler yapabiliriz peki? Biraz onları dinleyelim, sonra ekimden devam edeyim. Tamamdır. Dökülmeyi durdurmak, aktif halini en azından normal seyrine çevirmek için öncelikle erkeklerde bir genetikliğe bakıyoruz ve kadınlarda da birçok test sonucuna göre hareket ediyor. Çünkü kan değerlerinde, hormona değerlerinde bozukluk varsa önce onları düzeltip ondan sonra saçla ilgili tedavi sürecine geçiyoruz. PRP ve growth faktörü biz kombin olarak uyguluyoruz. İlk 5 seansı PRP, son 5 seansı growth faktörü olarak uygulayabiliyoruz. Hastanın dökülme sıklığı eğer yoğunsa 15 gün aralıklarla, bunun protokolünde o şekilde var, 15 gün aralıklarla 10 seans şeklinde uyguluyoruz. Kolay ve basit bir uygulama, 20 dakika süren bir uygulama. Çok da kısa süreli. Çok kısa süre. Yaptıktan sonra hemen günlük hayatımıza dönebiliyorsunuz. Evet. Sadece yapıldığı gün ilk 6 saat saçınızı yıkamayın diyoruz. Ondan sonra günlük hayatınıza dönebiliyorsunuz. Dışarıdan bakıldığı zaman hiçbir yara, iz, kesi ve benzeri hiçbir şey yok. Günlük çok rutinde konforlu. Hiç insanları rahatsız edecek ya da alıkoyacak bir durum değil. Kesinlikle ve mutlaka tedavilerde bizim sağladığımız amaç, insanlara söylediğimiz şu. Saç dökümenizi normal bir seviyeye getirmek, artık günlük rutin bir düzene gelmek, saçınızı güçlendirmek, incelen saç kökleriniz varsa normal saç kalınlığına kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani yeni bir saç oluşumu yapmak gibi bir tedavi yöntemi hani maalesef halen tıpta yok. Evet, peki ben yine ekim tekniklerine biraz geleyim. Tamam. Lateral slit tekniğiyle ekim. Evet, bu konu çok önemli. Lateral slit dediğimiz yöntem... Doğru telaffuz ettim değil mi? Doğru, evet. Tamam. Lateral slit dediğimiz yöntem açtığımız kanal kesilerinin ismidir. Biz burada kullanmış olduğumuz lateral slit tekniğinde insanların saçları dünyaya geliş şekli öne doğru 25-30 derece eğilimdedir. Biz lateral slit tekniğiyle bu eğimi verebiliyoruz. Çünkü insanların saçları öne doğru kanallar açılıp o şekilde saçlar ekildiği zaman sağa taraması, sola taraması, geriye taraması gibi bir sıkıntısı kalmıyor. Lateral slit bu konuda önemlidir ve önemli bir detayı da şu. Çok çok önemli hatta. Evet, önemli bir açısından. Detayı da şu lateral slit'in. Arkadan aldığımız kıl köklerinin uzunluğu ve kalınlığına göre kesiler açmaktır. Şimdi burada açtığımız kanal eğer burada aldığımız saçtan daha düşük derinlikte ise buradaki saç tutmaz dışarı gider. Ve bu nedenle insanlar sonra diyebilir ki ya benim saçım tutmadı. İşte oradaki açılmış olan kanal derinliğinin saçla uyumlu olması lazım. Ve saç, bunun sebebi bu. Evet ve saç teli kalınlığıyla aynı kalınlıkta burada kesin açılması için lateral slit tekniğini doğru kullanmak gerek. Ve şu andaki kullanmış olduğumuz başarı oranı %90 üzerinde olan bir tekniktir. Çok hem ciddi eğim, bir rakam. Tabii ki hem eğim açısından hem yön açısından hem de tutma açısından çok başarılı bir tekniktir. Evet. Peki ekim bir defadan fazla yapılabilir mi? Tabii ki ekim bir defadan fazla yapılabilir. Örneğin genç yaştaki 21 yaş, 23, 25 yaşlarda genç bir arkadaşımız geliyor. Ön bölgesi açık. Buraya ekiyoruz. 30-35 yaşında orta bölümü açılıyor. Tekrar ikinci bir seans buraya.
kırklara doğru tepe bölgesinde gevşeme oluyor. Üçüncü bir seansı da tepe bölgesini yapabiliyoruz. Hı hı. Hatta bizim kendi hastalarımızda dördüncü seansa kadar uzamış olduğumuz vakalarımız mevcuttur. Bununla beraber biz dışarıda görmüş olduğumuz konularda insanların saç dönör kısmına bakmadan paldır küldür ikinci, üçüncü seansı alan ve daha kötü bir sonuçları da doğuran yerler var. Bizim için öncelikle burası dönör sahası dediğimiz yerin de uygunluğu önemli. Eğer uygunsa biz 3 seansa kadar çok rahat çıkabiliyoruz. Evet. O halde hakikaten çok hassasiyet gerektiren bir durum diye tekrar tekrar üstüne basa basa hatırlatalım bunu. Bu teknikleri uygulamak yetmiyor. Doğru uygulamak çok önemli. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. İyi bir şey yapalım derken var olan saçlar da aslında zarar görebilir dediniz. Evet, kesinlikle. Zaten onun için diyoruz ki doğru hastane, doğru ekip, doğru hekim, hijyen ve kaliteli yer olması önemli. Yani dediğim gibi hep amorti yeri aramak yerine büyük hedefi aramak ve ona ulaşmak daha kolay. Gerçekten kesinlikle. Daha kolay. Kolay yeri bulmak daha zor. Zaten rahatsız olduğumuz bir durum bu. Hayat konforumuzu aşağılara düşüren bir durum bu. O yüzden de seçici olalım birazcık. Tercih ya zaten, yaparken diye evet, belirtelim kesinlikle. Efendim. Kesinlikle bu işlem bir kez yapılan bir işlem bazen. Geri dönüşü olmayan bir yolculuk olarak düşünün. Yanlış kesinlikle. Bir operasyon sonucunda dönör sahanızın bozulması, ekile alanın, kanalların yanlış açılması, sonra ikinci bir telafisi olmayabilir. Yani bunları özellikle üstüne basa gözün basa söylüyoruz. Tabii ki gerekiyor. Demin diyoruz ki biz dördüncü seansa kadar çıktığımız vakamız var. Neden? Bu doğru ellerde çıktığı için ve dönör sahasının uygunluğu ile alakalı. Ama evet. Bazen dört seanslık saçı bir seansta bile mahvedebilir. Çoğu insan bu kadar şanslı olmaya kesinlikle. Bilir kesinlikle. Peki mevsimin bir önemi var mıdır saç ekiminde? Saç ekiminde dört mevsimde saç ekilebilir. Bunların, bu da sevindirici kısmı evet, aslında. Yani bu aslında halk dilinde yazın ekilmez, yok kışın çok soğuk ekilmez, yazın çok sıcak ekilmez denilebiliyor. Kışın ekimleri 10 gün yara iyileşme süreci serinlik olduğu için daha rahat geçebiliyor. Ve biz kışın 10. günden sonra saç iyileşme sürecine geçtiğinde insanlara deniz suyu spreyiyle öneriyoruz kullanmaları için ilk 6 aylık süreçte. Yazın ise insanlara 3. haftadan sonra denize girin diyoruz. Yani yazı kışı. Yok sadece dediğim gibi doğru bir yerde yapıldığı zaman 4 mevsim çok rahatlıkla saç ekimi yapılabilir. Evet, bu yine toplumda yanlış bilinen doğrulardan bir tanesi evet, aslında kesinlikle. Diye evet. belirtebiliriz. Peki biraz ekim sonrası süreci de ben konuşmak istiyorum. İnsanlar oluşacak görüntüden çok endişe edebiliyorlar ve bu işlemin ağrılı olabileceğinden aslında endişe edebiliyorlar. Çünkü kimi zaman biraz uzun saatler alabiliyor değil mi saç ekimi duruma göre, profile göre? Evet, operasyon saati ortalama genelde tek seanslar 6 ile 8 saat arasında değişmektedir. Peki genel anesteziyle mi yapılır, lokal anesteziyle? Lokal anesteziyle yapılır. Çünkü genel anestezi hem uzun bir süredir 8 saat. Ve biz operasyon içerisinde hastayı sağa, sola ve yüzüstü çevirdiğimiz için genel anestezi alan birine bu şekilde hani sağa sola çevirmek gibi pek mümkün olmayacaktır. Mümkün olmayacak. Evet, o nedenle lokal anesteziyle zaten artık ekimlerimizde ağrısız anestezi dediğimiz yöntemle de saç ekimi yapıyoruz. Sedasyonlu dediğimiz bir yöntem var. Ağır uyku hali diyelim. Evet. Bilincin yerinde, her şeyin farkındasın ama bir uyku halindesin. O şekilde hiçbir iğneyi daha hissetmeden ağrısız saç ekimi yaptığımız hastalar var. Sonrasında size şöyle söyleyeyim, belki size şaka gibi gelecek. Operasyondan çıkıp eve gidiyor akşam. O günden sonra bir tane ağrı kesici daha içmiyor. Çünkü yapılan gün zaten anestezinin etkisiyle bir ağrı hissetmiyor. Ve sonraki gün artık ağrı hiçbir şekilde hissetmiyor. Sadece ufak ufak kaşınmalar olur. Hani elini götürmek isteyebilir. Sadece budur. Ağrı falan herhangi bir şekilde ağrı kesici kullanan hiçbir hastamız yok. O halde hiç endişe edecekleri bir durum kesinlikle yok, yok diyebiliriz. Yara iyileşme süreci de dediğimiz gibi 10 günlük bir süredir. Biz growth faktörlü ve PRP'li ekimle bunu biraz daha 8 güne, 7 güne, 1 haftaya düşürmeye çalışıyoruz. Da daha konforlu tabii ki bir şekilde. Ve saçın oradaki hem tutma oranının hem de ki alttaki kendi saçlarının, mevcut saçlarının da kıl foliküllerini aktive ettiğimiz için hem kalan saçlar orada desteklenmiş oluyor hem de ekim saçları hızlı bir şekilde iyileşmiş oluyor. Ve bu tedavi dediğimiz gibi bazı risk gruplarında operasyondan sonra da protokolünü de oluşturup devam ettiriyoruz. Aslında 10 gün dediniz. Belki insanlar yıllık izinlerine bile denk getirdiklerinde değil mi? Çok kolayca halledip biraz dinlenip ondan sonra hemen işlerine, rutinlerine geri dönebilirler kesinlikle. Zaten. Kesinlikle. Zaten 10. gün sonrasında bakıldığı zaman dışarıdan saçları tamamen eğer tıraş edilerek yapıldıysa 3 numara karizma bir görüntü de oluşabiliyor tamamen saçlı bir şekilde. Evet. Tıraşsız ekimlerimiz de var. Bölgesel. Peki siz hangisini öneriyorsunuz? Ya bizim aslında önermiş olduğumuz tıraşlı ekim her zaman daha sağlıklı. Çünkü görerek, her şeyi bakarak açık bir alanda çalışmak daha kolay. Ama bazı durumlarda mesleği, işi durumu,
veya sürekli göz önünde olan bir kişi ise tıraşsız hekim istiyor. Tabii bu tıraşsız hekimin de şartları var. Bölgesel açıklığı vardır. Sağ sol körfez veya sadece tepe veya belli bir kısımda seyreklik vardır. Sıklaştırma hekimi isteyebilir. Bu tür hastalarda saçın arka kısmından iki parmak kadar bir pencere açarak buradan saçı alıp bölgesel hekimi yapabiliyor, tıraşsız hekimi. Ama tabii ki her şartta tıraşlı bir hekim sağlık açısından daha iyi. Ama tıraşsız hekim daha mı kötü dersen, hayır tabii ki o da iyi ama operasyon süresi uzayabilir. Evet. Ve iyileşme sürecinde biraz saç çıkamada falan uzun saçlı olduğu için hasta problem yaşayabiliyor. Ama onlarca herhangi bir sorun teşkil yok, etmiyor. Yok, herhangi hiçbir sorun yok. Diyebiliriz. Peki hekimden sonra ama şunu yapmayın, biraz daha dikkatli olun bu durumda diyebileceğiniz noktalar var mıdır hastalara? Operasyondan sonra ilk bir ay içerisinde önerilerimiz ağır sporlardan kaçınmak. İşte bunda fitness olabilir. Efor sarf ederek terleyeceği ve kendini yorabileceği sporlar olabilir, futbol olabilir. Klorlu su dediğimiz havuzdan. 3 hafta denizden veya ağır bir işi varsa özellikle yük kaldırma gibi bir şantiyededir. Tozlu ortamlardan bir 10 gün uzak durun. Diğer saydığım sporlardan da bir 25 gün kadar uzak durduktan sonra günlük hayata normalde dönebiliyor. Hiçbir şekilde dışarıda bakıldığı zaman belli olmuyor. Herhangi bir diyet, periz gibi bir uygulaması yok. Evet. Ve biz özellikle saç ekim hastalarımızda ve tedavi hastalarımızda ağız yoluyla herhangi bir ilaç önermiyoruz. Hem böbreklerini hem karaciğerini fazla yormaktan kaçınıyoruz. Evet. Tamamen uygulamış olduğumuz ürünler cilt altına yapılan kıl foleküllerini, kıl köklerini aktive edecek uygulamalardır. Evet. Peki son sorum olarak şampuan seçiminde bir şeye dikkat etmeleri gerekir mi? İçinde işte belli maddeler barındıran, barındırmayan şeklinde. Hekimle bir ilgisi var mıdır bunun? Yani aslında şampuanlara bakıldığı zaman biz market şampuanlarından hep kaçının diyoruz herkese. Çünkü çok kimyasal barındırabiliyor. Paraben gibi, raf ömrünü uzatan, silikon gibi saç köklerinin hava almasını engelleyen birçok madde var içerisinde. Doğru bir tanıdan sonra iyi bir yerdeki hekimden önerilerini kullanmalarını isteriz. Şu anda bizim zaten buradan doktor önereceğimiz, tabii ki onları önereceğimiz bir şampuan belki evet, saç tipine uygun değildir. Zaten. Evet, o nedenle gidip doğru bir yerde muayeneden sonra market şampuanı değil de daha çok medikal kozmetik şampuanlar öneriyoruz. Evet, peki süremizin sonuna gelmişiz. Ben çok teşekkür ederim konuğumuz olduğunuz ediyorum. İçin bugün. Tekrar şunu da belirtelim. En önemli nokta sanıyorum 4 mevsimde bu işlem yapılabilir dediniz. Evet, kesinlikle 4 mevsimde de yapılabilir. Sadece doğru bir hedefte olmak gerekir. Evet, doğru merkez, doğru doktor seçimi çok çok önemli kesinlikle. Ve kritik basamağı saç hekiminin diyelim. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, bugünlük Sağlıklı Hayat'ın sonuna geldik. Konuklarımızı hatırlatalım. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Murat Koca ve saç hekim uzmanı Oğuzhan Çalışkan bizimle birlikteydi. Yarın saat 10'da yine Cem TV ekranlarında sizi bekliyor olacağız. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Sigavus saç dökülmesine